Herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu çöpçü balıklarının bakımı, yumurtaların toplanmasından itibaren ve hangi yemlerle beslenmeleri gerektiği, bununla alakalı bir takım bilgiler vereceğim. Dün bir arkadaşımızın bir sorusu üzerine, ki kendisi başka bir konuda uzman ama çöpçüleri yumurtlamış. Tabii ki çok normal olarak benim de daha evvelden olduğu gibi ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz böyle bir durumda. Bununla alakalı kendisine anlattığım konuda bir video çekebileceğimi düşündüm ve bu videoyu o amaçla çekiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu konuda YouTube'da vesairede sağda solda çok yanlış bilgiler olabiliyor. Bunların bir kısmı maksatlıdır. Bir kısmı yanıltma amaçlıdır. Artık bu arkadaşlarımız bunlardan ne bekliyorsa, böyle yalan yanlış ya da eksik bilgiler de vererek insanları nereye sürüklemek istediklerini bilemiyorum. Bu yapan varsa, yapan arkadaşlarımız için çok yanlış olduğunu düşündüğüm bir konu. Çünkü bununla büyük bir ihtimalle kıskançlıklarından da yapıyorlar. Hani biz üretiyoruz, başkası üretmesin, bizim pazarımıza ortak olmasın gibi bir düşünceleri varsa bu çok yanlış. Herkes kendi nasibini yer. Daha evvel de söylemiştim, bir hocamın bir güzel bir sözü vardı. Bilgiyi asla saklayamazsınız. Yani bir gün gelir ortaya çıkar gerçek ve arkanızdan ne düşünüldüğü konusunda oturup düşünmeye başlarsınız eğer biraz vicdan sahibiyseniz. Dolayısıyla bununla alakalı bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Umarım herkes sağlıklı yavrular büyütmeye başlarlar bu bilgilerden sonra. Anlatamadığım notlar olacaktır. Yorum kısmında bunları bana sorarsanız ister özelden ister yorumlar kısmından bilgiyi tamamlamaya gayret edeceğim tabii ki. Öncelikle koridoras balıklarının yumurtaları, biliyorsunuz her balık için aşağı yukarı farklı. Ben 4 çeşit besliyorum ama bugün 5. çeşidi alacağız. Erbay Kara arkadaşımızdan Orange Venezuela alacağız. Ondan sonra onda bir şey var ama o tabi farklı bir tür beslediği için Pleco tarzında ilgilenemediğini işte söyledi. Ben de kendime bir yer ayarlayacağım. Artık buradaki Venezuela bilekleri bunların yanına koyacağım. Biraz kalabalık olacak. Buraya onları alacağız. Ama tahmin ediyorum idare edeceğizdir. Bir müddet en azından idare edeceğiz diye düşünüyorum. Her balık farklı. Venezuela, Orange ve Venezuela bilekler aşağı yukarı aynı tip balıklar ve yumurtaları küçüktür. Bir seferde çok miktarda yumurtlarlar. Yani tek bir birleşmede, tek bir erkek dişi birleşmesinde, hani T pozisyonu bahsediyorsunuz ya, diyorsunuz ya, bu birleşmede 30'a kadar çıkan yumurta aldığımı biliyorum Venezuela bileklerden. Gördüğüm kadarıyla bugüne kadar yumurtasını almadım ama Venezuela Orange da aynı şekilde. Yumurtlama videoları var biliyorsunuz YouTube'da. Aynı miktarda aşağı yukarı yavruluyorlar. Pandalar maksimum 3 tane tek birleşmede, tek çiftleşmede aldığım. Duplicarus ve similisler de onlardan çok farklı değil açıkçası. Büyük bir ihtimalle 3'er taneden daha fazla yumurtlamıyorlar. Bunun sebebi yumurtalarının Venezuela bileklere göre büyük olmaları. Venezuela bilekler pandalardan da duplicaruslardan da büyük balıklar olmasına rağmen arkadaşlar çok daha fazla büyük miktarda yumurta yapıyorlar ve küçük yumurtaları küçük oluyor tabii ki doğal olarak. Ve çıktıklarında da yumurtalarından çıkan yavrular da gelişmemiş. Gelişimlerini bir pandalarınki kadar, bir duplicarusların kadar sağlayamamış oluyorlar. Yani o kadar ufak çıkıyorlar ki arkadaşlar böyle saydam renkli kıl gibi işte Japon balıklarının yavrularına benzer tarzda çıkıyorlar. Dolayısıyla bakımları daha zor. Mesela pandaların yavruları arkadaşlar neredeyse Venezuela bileklerin yavrularının bir haftalıkları kadar çıkıyorlar. İlk çıktıklarında yumurtadan. Pandaların kolonisi burada. Burada da gördüğünüz gibi bir maşallah derseniz çok sevineceğim. Venezuela bileklerimizin 4 ya da 5 günlük yumurtadan çıkmış hallerini görüyorsunuz.
nispeten büyümüşler. Şuradakine odaklanmaya çalışıyorum. Karnındaki artemiyaları görüyorsunuz. Biraz sonra da bundan bahsedeceğiz. Böyle birbirlerine ilk anlarda yakın durmaya çalışırlar. Yaklaşık bir hafta sonra ayrı ayrı gezmeye başlayacaklar. Onda herhangi bir problem yok. Ve buradaki bir dipteki çöküntüyü göstermek istiyorum. Bu fazla miktardaki artemiyanın burada kaldığı bir durum. Bunun da neden olmaması gerektiğini ya da nasıl temizleyeceğimizi de bahsetmeye çalışacağım. Burada da panda yumurtalarımız var. Havayı çıkartırsam size belki bir yeni doğmuş panda yavrusu gösterebilirim. Şöyle bakarsak eğer hızlıca vakit geçirmeden doğuma çok yakın olanlar var, biliyorsunuz koyu renkli olanlar, doğuma yaklaşmış olanlar, açık renkli olanlar, dün akşam almış olduğum belki de böyle ya da döllenmemiş olan yumurtalar da olabilir, çok net bakamadım şimdi. Evet, şurada bakın gördüm şimdi köşede. Bakın yeni doğmuş bir panda yavrusu. Şimdi buraya bakın. Aynı büyüklükte hiç bozmadan yapıyorum. 4-5 günlük bir yumurtalı bilek yavrusu. Görüyorsunuz. Neredeyse yeni doğan panda yavrusu daha büyük. Fark ettiniz. Şimdi dolayısıyla bunların daha hassas olmaları lazım. Daha hassas beslenmeleri lazım. İlk sorulan soru şu. Yumurtalar nasıl toplanacak? Arkadaşlar pandalar yumurtalarını görebildikleri her yere yaparlar. Yere yapıştırırlar, kuma bularlar. Duplikaruslar çok yapıyor bunu. Mesela ince kumunuz varsa o hani silis kum dediklerinden böyle şey gibi şekerleme gibi hani üstü böyle toz şeker olur ya onun gibi yapıyorlar. Bire yapabiliyorlar. Ama neresinde buluruz? Hava ortamı, bitkilerin altı, pipofitrenin içi yanları, altı, saklama kaplarının yanları, altları vesaire gibi. Neresini cama tabii ki ve neresini bulurlarsa buraya yapıyorlar. Dolayısıyla bunları buradan almak için ya da orada bırakmak için belli şartlara sahip olmak lazım. Eğer yeriniz müsaitse yumurtaları olduğu yerde bırakın. Mesela burası müsait bir yer değil. Çünkü burada anahtarı alıp başka bir tanka koysam bile buradaki bu cam gördüğünüz bölme hareketli olduğu için aralarında da boşluklar bulunduğu için oradan büyük bir ihtimalle kaçacaklar ve de büyük bir ihtimalle filtreye kurban olacaklar maalesef arkadaşlar. O yüzden ben ne yapıyorum? Ellen toplama yöntemini seçiyorum. Ellen topladıktan sonra iki şey var. Bir tanesi su geçirgenliği olmayan bir saklama kabına koymak. Bu şekilde içerisine metilen mavisi koyup beyazlanmaları, mantarlaşmaları önleyebilirsiniz. Daha fazla miktarda yumurta sağlıklı olarak büyüyebilir olur. İkincisi ise etrafı açık, havalandırılan, deminki gösterdiğim tarzda bir yavrulukun içerisine koymanız. Ama dikkat edin, yavruluk standart bildiğimiz Lepistes balıklarını yavrulattığımız yavruluklar gibi olmasın. Yani aralarında delikler çok fazla olmasın. Çünkü çok ufak balıklar olduğu için buradan çok rahat bir şekilde dışarı çıkabiliyorlar ve kaçabiliyorlar. O yüzden geçirgenliği çok olmayan ama içerisinde işte mesela BioLife gibi süngerlerle kapanmış etrafı ya da ZIS 2 gibi bir yavruluğa koyarsanız arkadaşlar hem su geçirgenliği olan ama hayvanların dışa çıkamayacağı bir şekilde bir sistem. Bunun iki bahsettiğim sistemde. Dolayısıyla o zaman hayvanlarınızı burada besleme şansına ya da yumurtanızı oraya koyma şansına sahip olursunuz. Ancak içine metilen mavisi koyamayacağınızdan dolayı içerisinde bazı yumurtaların beyazlaşması, ki metilen mavisi koysanız da bu söz konusudur, kaçırılmaz. Dolayısıyla yapmamız gereken şey sevgili arkadaşlar, öncelikle topladıktan sonra parmağımızla temiz bir el ile asla ve asla sabun artığı kalmayacak bir şekilde yıkanmış bir el ile sıkmadan yavaşça yuvarlayarak yumurtaları toplamak ve de ayırdığınız saklama kabının ya da yavrunun içerisine koymak. Eğer su geçirgenliği yoksa benim yaptığım gibi metilen mavisi ekleyebilirsiniz. Ve dolayısıyla içerisine bir de hava taşı koyarak hafif bir sirkülasyonla döngüyü tamamlayabilirsiniz.
Yapmamız gereken şey tek tek toplayıp içerisine koymak. Yalnız bir şey var. Hani gördünüz diyelim ki o an için şahit olduğunuz yumurtladıklarına ve duvar cama yapıştırdıklarına şahit oldunuz. Hemen almanızı tavsiye etmiyorum. Lütfen bir yarım saat gözlem altında tutun, başında bekleyin. Çünkü diğer balıkların da yeme olasılığı var biliyorsunuz. Ya da böyle bir mops sistemi ise ki pandalar için olmazsa olmazdır. Çünkü pandalar kendi yumurtalarını ve diğerlerinin yumurtalarını çok hızlı bir şekilde afiyetle yerler. O yüzden mops sistemi olduğunda nispeten yumurtaların da korunmasını sağlayacaksınız aynı zamanda. Yarım saat ya da bir saat bekledikten sonra o aşırı yapışkanlıkları ortadan nispeten kalktıktan sonra tek tek toplayıp ya da beşli onarlı gruplar halinde parmağınıza alabileceğiniz kadar toplayıp arkadaşlar kaba, uygun kaba koyma durumunuz olsun. Öyle diyelim. Bu konuda işte jiletle toplayalım, yok efendim kredi kartıyla yapalım falan diyenler var. Denemenizi pek tavsiye etmiyorum. Hani çok hassas davranmanız lazım ki ancak belki hani el değmeden toplayacaksınız ya. Ondan sonra böyle bir sistem öneriyor arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız. Bence hiç gerek yok. Dolayısıyla bu bence de bana göre de yanlış bir bilgidir. Çoğu arkadaşımız bu yumurtaları toplarken patlatıyorlar. Özellikle panda yumurtaları patlatmak derken, panda yumurtaları ilk anlarda son derece yumuşak ve yapışkandırlar. Venezuela bebeklerin yumurtaları ilk anda bile olsa evet yapışkan ama nispeten dayanıklıdırlar. Dolayısıyla lütfen panda yumurtalarını özellikle almanız gerekiyorsa muhakkak yarım saat, bir saat sonra almayı deneyin. Çünkü çok büyük zayiat verirsiniz bu anlamda. Yumurtaları aldınız, topladınız, içerisine metilen mavisi kattınız. Her balığın çıkış zamanı farklı. Venezuela bilekler 3 günde çıkarlar. Tahmin ediyorum orange'lar da 3 günde çıkarlar. Demin gösterdiğim pandaların yumurtaları, hani kararmış olanlar, çıkmak üzere olanlar, efendim onlar işte 4 günlük ya da 5 günlük. Bu birazcık da arkadaşlar suyun sıcaklığı ile alakalı. Akvaryumun suyunda neredeyse o sudan kullanmanız da önemli. Mesela saklama kabının içine suyu nereden koyuyorsunuz? Evet, taze dinlenmiş su da koyabilirim ama akvaryum suyunun sıcaklığıyla aynı olmalı. Ya da akvaryum suyu koyabilirim. Bulundukları ortamın dışına çok fazla çıkarmamak gerekir arkadaşlar. Topladınız, koydunuz, beklediniz ve belli bir sonra çıktı. Çıktıklarında sevgili arkadaşlar bir kabuk ortaya çıkacaktır. Bu kabuk suyun içerisinde dolaşıp nispeten ortamı kirletecektir. Fark etmediğiniz mantarlaşmış yumurtalar ya da patlamış yumurtalar, biliyorsunuz bildiğiniz yumurta bu. Yumurtanın kokusu meşhurdur. Bayatlamış ya da şey çürümüş yumurtanın kokusu. Dolayısıyla bunları içinden aldıktan sonra yavrularınız çıktıysa eğer içerisindeki metilen mavisini mümkün olduğunca çıkmaya yakın ya da çıktığı gün seyreltmiş, hatta arındırmış olursanız, o zaman sevgili arkadaşlar hayvanlarınız, yavrularınız metilen mavisinden de minimum etkilenmiş olur. Çünkü metilen mavisi koridoraslar için, yavrular için ya da kendileri için çok istenen bir durum değildir açıkçası. Biliyorsunuz koridoraslar işte tuzdan nefret ederler. Efendim işte belki çok kötü sularda, çok oksijen sularda yaşayabilirler ama içerisinde metilen mavisi tarzında bir şeyler katılmış yoğun sularda yaşamayı pek sevmezler. Dolayısıyla lütfen onu öncesinde arındırın. Başka bir kaba alabilirsiniz ya da su değişimi yaparak metilen mavisini arındırabilirsiniz ve yavrularınız çıktığını farz edelim. Küçücüklerdir. Hakikaten çok küçüklerdir. Olan balığa göre yani çok küçük olmaları daha hassas oldukları anlamına geliyor bizim açımızdan arkadaşlar. Dolayısıyla yapacağınız tek şey tek vermeniz gereken yem Artemia'dır. Ama canlı Artemia. Yani ya da sizin çıkarttığınız Artemia. Hani bu decapsulated dedikleri kapsülden arındırılmış, nasıl çıkartıldığı belli olmayan Artemia'lardan kullanmayın.
kendi çıkarttığınız canlı Artemia, ama burada bir püf noktası var arkadaşlar. Artemia'larda biliyorsunuz ki bir canlı ve doğduklarında onların da karınlarında bir kese, kendilerini besleyen bir yumurta kesesi mevcut. İşte bu ne zaman var? İşte ilk çıktıklarında var. Yani 24 saatlikken var. Ama 48 saate uzattığımızda bunu, o karınlarındaki keseyi nispeten yediklerinden dolayı besleyicilikleri de azalmaya başlıyor. Yani yavru balıklarımız onları keseli halde daha ufakken yediklerinde, ki daha ufak olmaları da önemli bizim açımızdan. Şimdi çok ufak balıklarımız var, yavrularımız. Dolayısıyla arkadaşlar ilk 24 saat, 26 saatte çıkan artemiyaları güzelce tuzlu sudan arındırarak yavrularımıza verebiliriz. Ama gözlemlemenizi burada öneririm. Çok miktarda vermeyin. Hani bazı arkadaşlarımız yemi çok verip nispeten daha hızlı büyüsünler gibi düşünebilir. Biraz sabırsızlık edebilir bu konuda. Ben de bu arkadaşlarınızdan bir tanesiyim açıkçası. Ama bu durumda balıklarınızın ölebileceğini düşünün. Çok balık kaybedersiniz. Suyu kirletirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen azar azar ama sık sık besleyin. Ben günde 3 kez Artemia'ya veriyorum. Peki 3 kez de canlı canlı mı verebiliyorum? Hayır. Tabii ki bunu yapamıyorum. Böyle bir imkanım yok. Bir seferinde canlı veriyorum. Akşam ya da öğlen şeyindeyse bunları bir deep freeze'de, bir saklama poşetinin, saklama naylonun içerisinde deep freeze'de tutuyorum, donduruyorum. Gerekli olduğunda suyun içerisinde, akvaryumun içerisinden aldığım suyun içerisinde eriterek, öyle diyelim, erime diyelim ona, tekrar balıklarıma veriyorum. Bunda bir böyle bir işte kırmızı gördüğünüz fincan içerisinde yapıyorum. Yarıya kadar su dolduruyorum içerisine. Donmuş vaziyetteki artemiyi atıyorum. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çözülüyor ve de onları balıklarıma paylaştırıyorum. Azar azar verin. Balıklarınızın büyüdüğünü gözlemlediğinizde daha da arttırabilirsiniz. Demin gösterdiğim dipte kalan artemia kalıntılarını temizlemeye gayret edin lütfen. Balıklarınız büyüdükten sonra, mesela burada bir aylık bile balık var. Bakın bunlar Duplicarus, Similis ve pandaların yavruları. Ne kadar görebiliyorsunuz bilemiyorum ama bir aydan küçükler de var. Çünkü devamlı yumurta yaptıklarından arkadaşlar, büyükler daha çok şu tarafta büyük ihtimalle. İşlerinde mesela bugün koyduklarım da var. Ben Venezuela Black yavrularını ayrı tutuyorum. Diğer balıkların yavrularını ayrı tutuyorum. Büyük bir ihtimalle gelecek olan Orange Venezuela'ları da Venezuela Black'lerle aynı yere koyacağım. Çünkü aynı büyüklükte yavrular, birbirine zarar vermesinler tarzında bir düşüncem var. Bu tip balıklara, büyükmüş olan balıklara şu an için mesela diyelim ki işte hepsi aynı büyüklükte olsun, biraz kuru yem verme durumunuz olabilir. Yani yavrular için hazırlanmış yemler var biliyorsunuz, toz halinde. Hatta belli profesyonel markaların böyle hakikaten toz küçüklüğünde, minimum parçalar halinde verebileceği yaptıkları yemler var. Ben bunu size tavsiye etmiyorum. İlk 1,5 ay için, bir ay minimum 1,5 ay için balıklar 1,5 santimetre boyuna gelmeden evvel size kuru yem vermenizi tavsiye etmiyorum. Balıklar ne olur onu verirseniz peki, çoğunlukla ölüyorlar. Ölmezlerse ise, kurtulurlarsa ise kavruk bireyler haline geliyorlar. Yani bir artemiye ile beslenen balıkla kuru yemle beslenen büyümüş balık arasında yaklaşık %20-25 boyut farkı vardır. Dolayısıyla arkadaşlar hem bunları kolayca satış boyuna getirmek, hem de normal bireyler, büyük bireyler haline getirebilmek için canlı yem kullanmak lazım. Canlı yemde mesela Tubifex de bir canlı yem. Ben de kullanıyorum Tubifex'i gördüğünüz üzere. İşte bunlardan jiletten doğrayıp verilebilir mi? Evet, verilebilir. Şu boydalarken çok küçük parçalara ayırmış olduğunuzdan emin olduğunuzda verebilirsiniz. Ama demin gösterdiğim black yavruları ya da yeni çıkmış panda yavrularına arkadaşlar bunları vermenizi tavsiye etmiyorum. Bunlar
Evet, onları yemeye çalışacaklardır. Bazıları da onları yerken ölebileceklerdir. Dolayısıyla bu arkadaşların tek yiyecekleri karınlarındaki görüyorsunuz kavun içiliği nispeten bunlar artemia yiyecekler. Ve artemia ile hızlı bir şekilde büyüyecekler. İşte bu da bahsettiğim fazla miktardaki artemia. Bir süre daha kaldıktan sonra ne olacak? Böyle pamukçuklaşacak bu arkadaşlar. Ve bazı yavrular da buna takılacaklar. Öyle bir sürü yavru öldü. Tecrübeyle maalesef bunları tecrübe ile öğrenebiliyorsunuz. Başka bir yolu yok. Çünkü herkes anlatmıyor böyle şeyleri. O yüzden lütfen yavrunuzun içini temiz tutunuz. Mesela burada mesela şuradaki çıkmış balık mesela 4 günlük 5 günlük yumurta halindeyken işte mesela diyelim ki şurada gördüğünüz açık renkli yumurtaların bir tanesi beyaz olan mesela bozuk olan ama diğer açık renkli olanlar dün akşam aldıkları. İşte daha koyu renkli olanlar 2 günlük, 3 günlük, 4 günlük derken işte böyle simsiyah olduklarında ki bunlar bugün çıkacaklar. Bakın yakından göstermeye çalışayım panda yumurtaları. Çıkmak üzereler. Simsiyah olduklarında çıkıyorlar. Venezuela bilekler verildiklerinde aynı şekilde yumurtaları bu şekilde koyulaşırlar. Önce saydamdırlar. Ama bu kadar simsiyah olmazlar. Daha böyle kahverengimsi bir renk alırlar. Grimsi bir renk alırlar. Dolayısıyla arkadaşlar bütün çöpçülerin şeyleri, yumurtaları farklı farklı. Farklı boyutlarda, farklı miktarlarda. Anlatabildiğim kadarını anlattım. Artemia önemli. Artemia'nın tuzal arınması çok önemli. Artemia canlı artemia vermek önemli. Mümkün olduğu kadar erken çıkmış artemia önemli. Yani 24 saatlik, 26 saatlik artemia önemli. Sadece ve sadece artemia vermeniz çok önemli. Verdiğiniz artemianın içerisinde kabuk benzeri ya da çıkmamış yumurta olmamalı. Bundan büyük ihtimalle emin olmalısınız. Tabii ki yavrular öncelikle canlı olana hareket edene ya da belli onların gözünde onlar belli oluyor tabii ki. Yani bir şekli var sonuçta yakından baktığınız zaman artemianın. Onlar bunu görebiliyorlar. Ona saldıracaktır, onu yemeye çalışacaktır ama açsa ve açılmamış yumurta varsa onlara da yeme olasılıkları var. Ve de eğer çoğunluktaysa bu açılmamış yumurtalar bunlar kabızlığa sebep olup yavru kaybınıza sebebiyet verebilir. Arkadaşlar dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ederim. Beğeni atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bütün sorularınızı ve yorumlarınızı olumlu ya da olumsuz önemserim. Onu söylüyorum, önemsiyorum her zaman. Yazmaktan çekinmeyin. Dilimin döndüğünce anlatırım, yardımcı olmaya çalışırım. Herkese iyi hobiler.